Akademiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz siyaset felsefesi. Hocalarınızın bu konudan size soru soracağına eminim. Bu konumuz bizim için çok önemli. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bakalım siyaset felsefesinde neler göreceğiz. Hemen ilk konumuza bir göz atalım. Siyaset, siyaset bilimi ve siyaset felsefesi nedir? Tabii ki de bunlara göz atacağız. Çünkü bakın siyaset ayrıdır, siyaset bilimi ayrıdır, siyaset felsefesi ayrı bir daldır bizim için. Sonrasında siyaset felsefesinin temel kavramlarına bakacağız. Acaba hangi kavramlar bizim için önemli diyeceğiz. Sonrasında siyaset felsefesinin Temel soruları karşımıza çıkacak. Buna böyle kocaman bir yıldız atıyorum. Çünkü aslında siyaset felsefesini bu sorular oluşturacak. Zaten felsefeler neydi bizim için? Sorulardan ibaretti ve bu soruları kesinlikle sormak zorundayız. Hemen bakalım. Hak, adalet ve özgürlük sorusu karşımıza çıkacak. Sonrasında iktidarın kaynağına bakacağız. Temel hak ve özgürlükler açısından egemenlik sorununu inceleyeceğiz. Sivil toplum, bürokrasi bireyin temel haklarına bakacağız. Sonrasında ideal devlet düzeni var mıdır diyeceğiz ve en son arkadaşlar ütopyalar ve en sonda da birey ve devlet ilişkisine hep beraber bakacağız. Hemen başlıyoruz ilk slaytımızla. Hemen bakalım siyaset nedir? Acaba siyaset nedir? Eminim ki hepinizin fikirleri vardır. Siyaset genel sözlük anlamı açısından neymiş? idare etmek anlamına geliyormuş. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme ile ilgili bir insan etkinliği olarak da arkadaşlar siyaset karşımıza çıkacak. Peki siyaset terimi köken olarak nereden gelmiş? Eski Yunanca'dan gelmiş ve politika sözcüğünden de arkadaşlar karşımıza gelecek. Eğer sorularda sorarlarsa politika sözcüğünü cebimize bilgi olarak koyduk. Günümüzde siyaset engeler anlamıyla ülke, toplum ve devlet yönetimi ile ilgili tüm etkinliklerdir. Olur da size sorarlarsa tanım olarak hemen bunu verebilirsiniz diyelim. Yanına da böyle tanım olarak koyalım. Peki hocam siyaset bilimi nedir diye sorarsanız. Siyaset bilimi siyasette neyi inceliyor arkadaşlar? Şöyle kocaman yazıyorum olanı inceliyor ve açıklıyor. Bunu unutmayın. Biraz sonra burada farklı bir detay vereceğim çünkü siyaset alanına giren tüm olguları bilimsel yöntemlerle araştırır, genel sonuçlara ve yasalara ulaşmaya çalışır. Bakın, zaten bilim ne yapıyordu arkadaşlar? Bilimsel yöntemlerle ilgileniyordu, genel sonuçlara ulaşıyordu, yasalara ve aslında kuramlara ulaşıyordu değil mi? Bizim için siyaset bilimi de bunları yapacak. Siyasal olaylarla ilgili değer yargılarında bulunmaktan ne yapacak? kaçınacak ve aslında objektif olmaya da çalışacak diyebiliriz siyaset bilimi için. Peki sonrasında karşımıza ne gelecek? Hemen bakalım. Oo, hemen siyaset felsefesi geldi. Siyaset felsefesi temel siyasi kavramların yanında felsefenin siyaseti, politik hayatı oluşturan kuramlarını konu alan bakın ne yapıyor siyaset felsefesi? Temel siyasi kavramların yanında demiş. Felsefenin siyaseti ve politik hayatı oluşturan kuramlarını ele alıyor. Politik toplumları inceliyor. Sonrasında yani özellikle devletin özünü araştıracak, devletin kaynağı nedir diyecek ve devletin değeri nedir diye inceleyecek ve sorgulayacak arkadaşlar. Siyaset felsefesi buraya kocaman bir not kağıdı koydum sizin için. Siyaset felsefesi günlük siyasi olaylarla ilgilenmez arkadaşlar. Buraya ünlem koyuyorum. Çünkü sizin normal gündelik hayatta haberlerde gördüğünüz, sosyal medyada gördüğünüz olaylar siyaset felsefesinin kapsamına girmez. Çünkü siyaset felsefesi genel kapsamda siyaseti inceleyecek. Siyaset felsefesi olanı değil bakın siyaset biliminde ne demiştim? Olan inceleniyordu. Siyaset felsefesinde ne oluyor arkadaşlar? Olması gereken inceleniyor. Burada hemen bunu yazalım gelecekte toplumun nasıl idare edilmesi gerektiğini ortaya koyabilmek için toplumu ne yapıyor arkadaşlar? Dününü ve bugününü inceliyor ve analiz ediyor. Ne demiştik? Günlük siyasi olaylarla değil, daha geniş alanlarla daha politik alanlarla ilgileniyor demiştik siyaset felsefesi. Peki gelelim siyaset felsefesinin temel kavramlarına. Hocam ne kadar çok kavram varmış dediğinizi duyar gibiyim. Korkmayın hepsine teker teker zaten konularımıza yedirerek bakacağız. Siyaset felsefesinin temel kavramlarına hemen bakalım. Birey, toplum, sivil toplum, devlet tabii ki de devlet bizim için önemli. İktidar hepsi önemli ama devlet daha çok önemli. İktidar, yönetim, meşruiyet, egemenlik, hak bizim için çok önemli. Hukuk yasa, adalet, demokrasi, insan hakları, laiklik, bürokrasi, adaleti de tabii ki bunların yanına ek olarak özgürlük var. Aslında bu kavramların hepsi çok önemli ama bizim için en önemli olanları hak, devlet, adalet, hukuk bunların hepsi bizim için siyaset felsefesinin temel kavramlarını oluşturacak. Arkadaşlar zaten slaytlar ilerledikçe hepsini yedirerek inceleyeceğiz diyebiliriz. Hemen geldim siyaset felsefesinin temel soruları ve problemlerine hemen bakalım hak adalet ve özgürlük nedir acaba filozoflarımız gördüğünüz gibi burada toparlanmışlar ve burada sormuş filozofumuz demiş ki hak adalet ve özgürlük nedir ey halkım demiş. Sonrasında bireyin temel hakları nedir diye sormuşlar filozoflarımız. İdeal devlet düzeni olabilir mi? Bunu böyle kocaman bir yıldızla taçlandıralım. Çünkü siyaset felsefesinin temel sorunu olarak karşımıza çıkacak ve en fazla soru da buradan gelecek zaten. İktidarın kaynağı ve meşruiyetin ölçütü nedir sorusu karşımıza çıkacak. Birey devlet ilişkisi nedir? Devlet nasıl ortaya çıkmıştır? Egemenliğin kullanış biçimleri nelerdir? Bürokrasiden acaba vazgeçebilir miyiz? Sivil toplumun anlamı nedir ve ütopyalar gerçekleşebilir mi? Bu soruların hepsine şimdi gelin hep beraber cevap arayalım. Hak adalet ve özgürlükte başlıyoruz. Hak adalet ve özgürlük neymiş arkadaşlar? Siyaset felsefesinin temel kavramlarıymış. Peki hak nedir hocam diye sorarsanız, bakın burada eller görüyorsunuz ve bu eller diyor ki adalet, barış, hukukun üstünlüğü, refah, eşitlik, özgürlük. Biz bu hakların hepsini istiyoruz diyorlar. O zaman hak nedir? Bireyin başka bireylerden veya kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği her şeyi biz hak olarak isimlendiriyoruz. Bizim aslında doğuştan kazandığımız temel haklarımız var. Birazdan ona da değineceğiz. Peki adalet nedir? Adalet yasaların herkes için eşit şekilde kullanılmasının sağlanması, doğruluk hukuka uygunluk ve insanların hakkını gözetmektir. Adalet yani neymiş? Herkes için eşit bir şekilde yasaların kullanılması olarak karşımıza çıkacakmış. Peki özgürlük neymiş? Özgürlük heykelimizde burada gördüğünüz gibi herhangi bir dayatma ve baskı olmaksızın insanın kendi iradesi ve aklını kullanarak davranışta bulunmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki de özgürlük diyoruz. Hemen geçiyorum. Bireyin temel hakları neler? Acaba hemen bir bakalım. Bizim kişisel haklarımız vardır, toplumsal ekonomik haklarımız vardır, siyasal haklarımız vardır. Bireyin temel hakları nelerdir sorusu arkadaşlar, siyaset felsefesinin temel sorularındandır ve bizim temel haklarımız bizim için aslında doğuştan kazandığımız temel haklarımızdır. Hemen bakalım. Kişisel haklarımızı acaba bizi neyden koruyor bu haklar? Tabii ki de bizi toplumdan koruyor arkadaşlar ve devletten koruyor. Acaba nasıl koruyor bizi? Hemen bakalım. Yaşama hakkı, kişi güvenliği, özel yaşamın gizliliği ve konut dokunulmazlığı burada en önemli hakkımız tabii ki de olmazsa olmaz. Zaten bu hakkımız olmazsa burada kalan tüm hakların hiçbir anlamı kalmıyor. Din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme, düşünce özgürlüğü bunlar bizim kişisel haklarımız olarak karşımıza çıkacak. Hemen toplumsal ve ekonomik haklarımıza bakıyoruz. Bunlar peki ne oluyor? bireyin yani bizim aslında nereden istediğimiz haklar arkadaşlar? Devletten istediğimiz haklar olarak karşımıza çıkacak. Bunu da buraya yazalım. Mesela biz devletten ne isteyebiliriz? Toplumsal ve ekonomik olarak ailemizin korunmasını isteyebiliriz. Eğitim hakkımızı isteyebiliriz, öğretim hakkımız, çalışma hakkımız, ondan sonrasında sözleşme özgürlüğü isteyebiliriz. Sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı, mülkiyet hakkı hepsi toplumsal ve ekonomik haklarımız çerçevesinde bizim karşımıza çıkacak. Peki siyasal haklarımız nedir diye sorarsanız bizim devlet yönetimine aslında katılma haklarımız olarak karşımıza çıkacak. Hemen bunu da buraya yazalım ve bakalım devlet yönetimine hangi haklarla katılabiliyoruz. Tabii ki de bizim seçme ve seçilme haklarımız, siyasi parti kurma haklarımız, kamu hizmetine girme hakkımız, dilekçi hakkımız ve vatandaşlık hakkımızla biz ne yapıyoruz? Doğuştan temel haklarımızla, siyasi haklarımızla devlet yönetimine katılabiliyoruz diyebilirim. Hemen geçiyorum ikinci soruma. İktidarın kaynağı problemi filozoflarımız sormuşlar. Ne demişler? İktidarın kaynağı nedir diye sormuşlar. Peki nasıl cevaplar gelmiş? 1. İktidarın kaynağı korunma ihtiyacıdır diyen filozoflarımız. Bakalım ne demişler. İnsanlar hem doğa şartlarından hem de birbirlerinden korunmak için bir araya gelip kendilerini koruyacak ve temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir güce ihtiyaç duymuşlardır. Yani buradaki filozoflarımız bakın burada da büyük filozoflar var. Platon var, Aristoteles var, Farabi var, İbni Haldun var. Diyorlar ki iktidar kaynağını korunma ihtiyacı olarak belirlemiş. Çünkü insanlar doğa şartlarından ve birbirlerinden korunmak için aslında iktidar kaynağını korunma ihtiyacından alır ve temel ihtiyaçlarını da güç olarak iktidara verirler demişler. Peki ikinci hemen iktidarın kaynağına bakalım. Burada filozoflarımız diyor ki iktidarın kaynağı tanrıdır diyorlar ve devleti yönetenler bu gücü tanrıdan almışlardır diyecekler. Yöneticiler tanrının yeryüzündeki temsilcileridir görüşü hakim arkadaşlar. Yani ne diyecekler? Aslında iktidarın gücü kaynağı biz Tanrı'dan alacağız ve yöneticiler de Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileri olacak. Peki bu görüşü örnek olarak hangi toplumlar savunmuş? Eski Mısır toplumları savunmuş, Babil toplumları savunmuş, Orta Çağ anlayışı savunmuş. Biz iktidarın kaynağını Tanrı olarak görüyoruz demişler. Hemen bakalım iktidarın kaynağı ortak iradedir. Peki ortak irade de karşımıza ne çıkacak? Hemen bakalım. Buraya bir boşluk koymuşuz. Ortak irade Nedir hocam? Tabii ki de toplumsal sözleşmedir. Buraya böyle kocaman bir yıldız atacağım. Çünkü siyaset felsefesinde karşınıza çok çıkacak toplumsal sözleşme. İnsanlar bir araya gelerek kendi istekleriyle haklarını iktidardaki kişilere devreder. Eğer bunu eminim ki testlerde çok karşınıza çıkacak. Ne olur biliyor musunuz arkadaşlar Thomas Hobbes olur, John Locke olur, Jean-Jacques Rousseau olur. Burada size bir paragraf verirler ya da bu kişileri, bu filozofları konuştururlar ve size sorarlar. Bu filozoflar ne demek istiyor? Ne anlatmak istiyor? Tabii ki de toplumsal sözleşmeyi anlatmak istiyorlar. Ne diyorlar? İnsanlar kendi istekleriyle haklarını devlete veriyorlar. Çünkü aslında insanlar birbirlerinin eğer Thomas Hobbes olursa birbirlerinin kurdudur diyecekler. İktidar devleti yönetme gücünü halkın neyinden alıyorlar burada? İktidarın kaynağı olarak ortak iradeden alırlar demiş bu üç büyük filozofumuz. Hemen geliyorum üçüncü soruma. Meşruiyetin ölçütü nedir diye sormuş filozoflarımız siyaset felsefesinde. Meşruiyet yönetme gücünün yasalara uygun olmasıdır. Temel kavram meşruiyet. Neymiş? Yönetme gücü yasalara uygun olacakmış. İktidarlar meşruiyetlerini dayandıkları ilke ve yasalardan alacaklar. Yani iktidarlar kaynağını nereden alacak? Meşruiyetten Alacak. Peki burada ne demişiz? Yıldız olarak iktidarın kaynağı neyse meşruiyetin ölçüsü de odur demişim. Yani neymiş arkadaşlar? iktidarın kaynağı orta kirada olabilir, korunma ihtiyacı olabilir, tanrı olabilir. Üç tane iktidarın kaynağı saymıştık değil mi? Onun için iktidarın kaynağı neyse meşruiyetin ölçüsü de odur diyelim ve hemen geçelim sonraki slaytımıza. Dördüncü sorumuz filozoflarımız bakalım burada acaba neler sormuşlar? temel hak ve özgürlükler açısından egemenlik sorunu. Burada egemenliğin kullanış biçimleri nelerdir diye filozoflarımız sormuşlar. Ama bunu daha çok bir kişi soruyor. Ve bu bir kişi kim biliyor musunuz? Tabii ki de Max Weber. Burada gördüğünüz kataloglar var ya, kategoriler var ya. Max Weber egemenliğin kullanış biçimlerini 3'e ayırıyor. Hocam egemenlik nedir? Tabii ki de biliyorsunuz ama olsun bir hatırlatalım. Egemenlik toplumda iktidar olmaktan doğan gücü ne oluyor? Hiçbir baskı olmadan kullanabilir. Bizim için nedir egemenlik? Kayıtsız şartsız milletindir bunu da unutmayalım. Geleneksel egemenlik nedir acaba? Egemenliğin halka değil de belli kişilere veya ailelere ait olduğu ve egemenliğin babadan oğula geçtiği yönetim şeklidir. Aslında adından da belli arkadaşlar. Geleneksel bir egemenlik biçimidir bu. Ne oluyor? Egemenlik halka değil belli kişilere yani zümrelere olabilir kurumlara ait olabilir ait olduğu padişah olabilir ne oluyor babadan oğula geçiyor bizim yöntemimizde mesela Osmanlı devletini hatırlayın saltanat babadan oğula geçiyor monarşi hatırlayın ne oluyor babadan oğula geçiyor biz bunu gördüğümüzde ne diyoruz geleneksel egemenlik diyoruz hemen geldim karizmatik egemenlik neymiş acaba karizmatik egemenlik türü yönetenin yani liderin kendisinde üstün özellikleri olduğuna inanıldığı egemenlik biçimidir hocam hocam buna bir örnek verin derseniz yani liderin kendisinde üstün özellikleri olacak. Mesela kim olabilir arkadaşlar? Tabii ki de Atatürk'ü örnek olarak verebiliriz. Lider kendisinde üstün özellikler barındıracak. Peygamberler de olabilir. Yani bu karizmatik bir egemenlik türüdür. Halk bu kişiyi lider olarak görmesi için o kişinin kendisinde aslında karizmatik ögeler barındırması gerekir diyebilirim. Sonrasında ise son egemenlik biçimimiz demokratik ve hukuksal egemenlik. Egemenliğin yazılı ve kurallara yani rasyonel hukuka dayandırıldığı otorite olarak karşımıza çıkacak. Acaba bu günümüz ne toplumlarında görülecek? Gördüğünüz gibi zaten demokratiklik ve hukuksal egemenlik var. Tabii ki de günümüz çağdaş toplumlarında ya da günümüz modern toplumlarında görülecek arkadaşlar. Burada ne diyoruz? Rasyonel hukuka dayandırıyorum egemenliği ve günümüz çağdaş modern toplumlarında görülecek. Yani burada önemli olan hukuktur ve demokrasidir diyebiliriz egemenlik biçimlerinde. Geldim sonraki soruma. Bakın daha demin Max Weber'dan bahsetmiştik. Burada da Max Weber'ı direkt gördük. Bakalım ne sormuş filozoflarımız? Bürokrasiden acaba demişiz vazgeçe bilir miyiz? Bürokrasi nedir hocam diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bürokrasi devletin yasalarla belirlenmiş görevlerini yerine getiren memurların oluşturduğu bakın burada hemen memurları çizdik. Neymiş acaba? Hiyerarşik bir yapıdır. Hiyerarşik. Hiyerarşik hemen yazalım. Bir yapılanmadır. Buraya hiyerarşi yazdım. Buraya da hemen Diğer bir kelime olarak kademeliği yazdım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın burada da aslında şöyle 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 giden burada bir memur var. Hemen buraya da yazalım. Memurumuz burada değil mi? Memurumuz ne yapıyor? Aşamalardan geçiyor, geçiyor, geçiyor. İmzaları alıyor, alıyor. Şuralara da imzalar yazalım. Hatta sonrasında gidiyor. En üstteki yöneticiye gidiyor değil mi? O zaman bu ne oluyor bizim için? Bu sürecin hepsi bürokrasi süreci oluyor arkadaşlar. Bürokrasi nedir? Devletin yasalarla belirlenmiş görevlerinin yerine getiren memurların oluşturduğu yapılanmadır. Hocam peki bunu filozoflarımız niye sormuşlar? Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? İşte Max Weber bu kavramı arkadaşlar oluşturmuş ve bürokrasiden vazgeçmek mümkün değildir demiş. Çünkü bürokrasi devletin yönetim işlemini düzenler demiş, güvenli tutar demiş ve sürekli bir biçimde yerine getirebilmesini sağlar demiş Max Weber ama tabii ki bu görüşe karşı olanlar da olmuş. Bürokrasi demişler aslında bizim insanların yani toplumda yaşayan bireylerin işlerini yavaşlatıyor diyenler de olmuş. Mesela siz bir geziye çıkıyorsunuz. Üniversite gezisi olabilir, okul gezisi olabilir. imza toplanıyor, imza müdüre gidiyor, müdürden oraya gidiyor. Oradan oraya, oradan mahalleye derken işte mesela size bir bürokrasi örneği gibi gibi. Filozoflarımız bunu tartışmış ve bürokrasiden acaba vazgeçebilir miyiz vazgeçemeyiz diyen görüşler var vazgeçebiliriz diyen görüşler var Max Weber kesinlikle vazgeçemeyiz diyor. Geldim 6. soruma sivil toplumun anlamı acaba nedir diye Sormuşuz. Sivil toplumlar devletten ayrı ve bağımsız bir yapısı olan, eminim ki biliyorsunuz, günlük esasına göre hareket eden ve toplum menfaatleri doğrultusunda çalışan kuruluşlardır. Peki sivil toplumlar, mesela sendikalar sivil toplumlara örnektir. Başka, mesela burada gördüğünüz toplumların e, sendikaların ve dernekler dernekler ve sendikaların hepsi sivil topluma örnektir. Türk Kızılay Derneği, AKUT, Yeşilay, LÖSEV, Eğitim Gönülleri, TEMA bunların hepsi bir ülkemizin sivil toplum kuruluşu olarak karşımıza çıkıyor. Hocam peki sivil toplumun işlevleri nelerdir diye sorarsanız hemen bir bakalım. Sivil toplumlar genellikle sizin karşınıza ne olarak çıkıyor? Sağlık, eğitim gibi konularda ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaktadır olmak olarak genel anlayışta biliyorsunuz. Ama bu anlayışın yanında şu anlayışlar da var arkadaşlar. Bireylerin hak özgürlük ve çıkarlarını koruyorlar arkadaşlar. Aslında sivil toplumlar. Bireylerin ve toplumun istek ve kaygılarını ne yapıyorlar? Dile getiriyorlar. Yönetimde ve toplumda demokratik anlayışın ilkelerin yerleşmesine katkıda bulunuyorlar. Yani aslında yönetimde demokrasiyi yerleştirmeye çalışıyorlar. Demokrasiye katkıda bulunuyorlar. Sivil toplumlar diyebiliriz. Sonrasında tabii ki de sağlık eğitim gibi konularda ne oluyor? yardımcı oluyorlar. Daha demin de gördünüz Kızılay, olur, Sev olur gibi kurumlarımız devletin yükünü tabii ki de sivil toplumlar ne yapıyorlar? Azaltıyorlar. Bunlar da soru olarak karşınıza çıkabilir kesinlikle unutmayın diyorum ve hemen geçiyorum sonraki slaytıma. Devlet nasıl ortaya çıkmıştır? Hemen bakalım. Bu da siyaset felsefesi için önemli bir sorudur. Devlet nasıl ortaya çıkmıştır sorusuyla ilgili olarak felsefe düşünce tarihi boyunca bir sürü görüşler var arkadaşlar. Ama doğanın bir devamı olduğu görüşü ortaya çıkıyor. Hemen iki ayrı kategorimiz var. Yani diyorlar ki filozoflarımız devlet doğal bir oluşum olarak ortaya çıkmıştır ya da devlet yapay bir oluşum olarak ortaya çıkmıştır diyen filozoflarımız iki kol olarak ayrılacaklar. Peki devlet doğal bir oluşumdur diyen filozoflarımız kimlermiş? Burada hemen Platon'u görüyoruz. Platon ne demiş bakalım? Devlet doğal bir oluşumdur demiş. Bu yaklaşıma göre devlet diğer canlılar gibi büyük bir organizmadır diyor Platon. Peki Platon devlet büyük ölçekli canlı bir organizma derken yani aslında ne demek istiyor? Platon devleti bir insana benzetiyor arkadaşlar. İnsanlarda bulunan bazı yetiler toplumsal sınıflar olarak karşımıza çıkmaktadır. Hocam burada Platon ne demek istiyor? Platon devleti nasıl insanla birleştiriyor derseniz hemen bir bakalım. Bakın burada bir sistem görüyorsunuz. Hiyerarşik bir kademeli bir sistem var. Bakın en alt sistemde buraya da şöyle kocaman bir Platon yazalım ve buraya da bir Devlet yazalım şöyle. Hatta devlet anlayışı yazalım. Ve burada Platon'un devlet anlayışında en alt sınıfta kim var arkadaşlar? Üretici sınıf. Yani çiftçiler var. Platon diyor ki ben üretici sınıfı çiftçilere insandaki tutkulara karşılık getiriyorum. Yani insan devlet anlayışımda benim üretici sınıfım çiftçiler insandaki tutkulara karşılık gelecek benim için en alt tabaka diyecek. Sonra koruyucu sınıfım var. Benim için devlet kısmında yani askerler kısmında insandaki cesarete karşılık gelecek. Ben ne yapıyorum? Bakın Platon ne yapıyor? Devlet kısmını insandaki duygularla birleştiriyor. Organizmayla birleştiriyor. Doğal bir oluşum. Sonrasında Yönetici sınıf en üst sınıfa kimi koyuyor? Gördüğünüz gibi Platon filozofları koyuyor ya da alimleri koyuyor, bilginleri koyuyor. Ve en üstte kimi koyuyor? Bakın insandaki hangi yetiği koyuyor? Aklı koyuyor ve diyor ki insandaki akıl diyor benim için diyor yönetici sınıf olmalıdır ve devleti filozoflar yönetilmelidir. İnsan devlet gibi canlı bir organizmadır, doğa bir oluşumdur diyor Platon. Hemen bakalım devlet doğa bir oluşumdur diyen diğer görüş Farabi. Farabi ne diyor? İnsan içtimai ve siyasi bir canlıdır. İçtimai ne demektir? İçtimai tabii ki de toplumsal bir insan, toplumsal ve siyasi bir canlıdır diyecek Farabi. Farabi'ye göre bütün insanlar ihtiyaçlarını giderebilmek için birbirleriyle yardımlaşmaya ve birlikte bulunmaya muhtaçtır arkadaşlar. Farabi'ye göre İnsanların toplu halde yaşamasının bir amacı da bireyler açısından yetkinliği gerçekleşmektir. Yani Farabi ne diyor? Bütün insanlar ihtiyaçlarını giderebilmek için birbiriyle yardımlaşsınlar ve doğal olarak devlet oluşsun bir arada bulunsun diyecek. İbni Haldun ne diyecek peki? İbni Haldun'a göre toplum insanların birbirine muhtaç olmasından dolayı yani doğal bir oluşum olarak ortaya çıkacak. İnsanın toplumsal yönü kadar hayvani bir yanı da vardır diyecek İbni Haydun devlet insanı toplum içindeki diğer insanların saldırı ve zulmünden ...korumak için kurulmuştur diyecek İbni Haldun. Yani biz devleti doğal bir oluşum olarak... ...bakın burada da ne çıkacak zaten... ...güvenlik oluşumundan dolayı... ...doğal bir oluşum olarak karşımıza çıkacak diyebilirim. Geliyorum devlet yapay bir oluşumdur diyen filozoflarımıza. Bakalım burada hangi filozoflarımız neler demiş. Bu anlayışa göre insanlar kendi arasında ortak bir iradeyle... ...uzlaşarak toplum ve devleti meydana getiriyor. Bakalım burada hangi filozofları var. Devlet yapay bir kurum olarak ortaya çıkacak. Thomas Hobbes tabii ki de burada en önemli filozoflarımızdan birisi. Ve ne diyor Thomas Hobbes'un ünlü sözü? İnsan insanın kurdudur. Thomas Hobbes'a göre insan doğası gereği kötü ve bencil bir varlık olarak karşımıza çıkacak. Bu durumun yol açabileceği kargaşa ve savaşa son verip güven içinde yaşamak istedikleri için bir sözleşme yapacak arkadaşlar insanlar. Biz buna daha demin de değinmiştik. Toplumsal bir sözleşme yapacak arkadaşlar insanlar. Hak ve özgürlüklerini biz ne yapacağız? Kendi irademizle devlete tek taraflı olarak devredeceğiz. Ve biz kötü yani birbirimizin kurdu olduğumuz için doğamız gereğinde ortak iradenin isteğiyle devleti yapay bir kurum olarak ortaya çıkmasına sebep olacağız. Devleti mutlak egemenliğe sahip bir güç olarak da görüyor Thomas Hobbes ve bu eseri okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Thomas Hobbes'un Leviathan adlı eserini hemen geçiyorum. Devlet yapay bir oluşumdur diyen hemen buraya da kocaman bir yapay oluşum diyelim. John Locke ne demiş bakalım John Locke? Toplumun kuruluşunun toplumsal sözleşmeye dayanmaktadır. Bakın burada da yine ne geldi? Toplumsal sözleşme geldi. İktidarın gücünü sınırlandırılması gerektiğini savunacak bunun için kuvvet Kuvvetler ayrılığı ilkesini ortaya atacak John Locke. Kuvvetler ayrılığı nedir? Hemen şuraya şöyle üç tane üçgen çiziyorum. Bunlar birbirinden ayrı olarak ne olacak? Yasama olacak. Burada yürütme olacak. Burada ne olacak? Tabii ki de yargı olarak karşıma çıkacak. Kuvvetler ayrılığı ilkesini de arkadaşlar ilk olarak ortaya atan filozofumuz John Locke'dur. Bunu da unutmayın devleti onu kuran toplumun amaçlarının gerçekleşmesinde sadece bir nedir diyecek arkadaşlar araştır diyecek. Burada aslında birazcık Thomas Hobbes'la çelişecekler. Çünkü Thomas Hobbes neydi? Devleti mutlak bir güç otorite olarak görüyordu. John Locke ise araç olarak görecek ama yine de devlet yapar bir oluşumdur diyecek. Geldik üçüncü John Locke Russo adlı filozofumuza. Ne diyor John Locke Russo ve büyük bir edebiyatçıdır bu arada. İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur diyecek. İnsanların zorunlu olarak bir araya gelerek toplumsal sözleşme yaptığını ve devleti kurduğunu ileri sürecek. Bakın burada ne geldi? Yine toplumsal sözleşme geldi. Toplumsal sözleşme neydi? Hepimiz toplanıyorduk. Kendi güvencemiz için, kendi iyiliğimiz için, insanlar kötü oldukları için kendi haklarımızı kendi elimizde devlete veriyorduk. İnsanların zorunlu olarak bir araya gelecek ve toplumsal sözleşmeyle devleti kuracağız hep beraber. Haksızlık durumlarına çözüm olsun diye oluşturulan toplumsal sözleşmenin insanları ne olduğunu düşünecek arkadaşlar Jean-Jacques Rousseau. Bakın burada zaten ne demişti? İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur. İnsanlar ne oluyor toplumsal sözleşmeyle birlikte köleleştiriliyor. Eğer bu kavramı görürseniz Jean-Jacques Rousseau'yu ve yapay kurumu da tabii ki de hatırlayın diyeceğim. Doğal durumun sona ermesini ve acaba neyin ortaya çıkmasını eşitliğin ortadan kalkmasına bağlar. Tabii ki de arkadaşlar mülkiyetin ortaya ortaya çıkmasını diyecek ki Jean Jacques Rousseau. Siz özel mülkiyetler oluşturarak diyecek doğal durumu sona erdirdiniz. Doğal durum aslında güzel bir şeydi, iyi bir şeydi. Siz özel mülkiyetler kurarak kendinizi yapaylaştırdınız diyecek Jean Jacques -Russe. Geldim en önemli soruma. İdeal bir devlet düzeni var mıdır sorusu. Hemen bir bakalım. İdeal düzen arayışımız. İdeal düzen arayışı bunda siyaset felsefesinin en önemli sorusu olarak karşıma çıkacak. Buraya da hemen yazıyorum. Bunu kesinlikle ekran görüntüsü almanızı istiyorum. İdeal düzen arayışında ideal düzen yoktur diyen filozoflarımız var. İdeal düzen vardır diyen filozoflarımız var. İdeal düzen yoktur diyen filozoflarımız her zaman gördüğünüz gibi aslında negatif tarafta olan filozoflarımız ve diyorlar ki sofistler, anarşistler ve nihilistler ideal düzen yoktur diyecekler. İdeal düzen vardır diyen filozoflarımız ise liberalizm, sosyalizm, sosyal demokrasi ilk defa duyduğunuz kavramlar olabilir. Korkmayın açıklayacağız. Liberalizm de acaba neyi temel alan yaklaşım diyeceğiz? Tabii ki de arkadaşlar özgürlüğü temel alan yaklaşım olarak liberalizm karşımıza çıkacak. Peki sosyalizm hocam hangi acaba temel alan yaklaşım olarak karşımıza çıkacak? Tabii ki de eşitliği temel alan yaklaşım olarak karşımıza çıkacak sosyalizm. Peki hocam sosyal demokrasi neyi temel alacak diye sorarsanız tabii ki de özgürlük ve eşitliği aslında bir arada bulunacak ve adaleti temel alacak. Lütfen bir daha söylüyorum bu tabloyu ekran görüntüsü alın. İdeal bir devlet düzeni var mıdır? Hemen bakalım. İdeal düzen yoktur diyen filozoflarımız Sofistler, anarşistler ve nihilistler. Bu kavramlara artık aşinasınız biliyorum. Hemen bir bakalım. Sofistler diyecek ki burada tek cümleyle açıkladım bu cümleleri bilmeniz bile sizin için emin olun bir artıdır. Sofistler diyecek ki ideal toplumsal düzen herkese göre değişir. İdeal düzen olmaz çünkü ideal düzen doğada kalmıştır diyecekler toplumsal yaşamda sayıca çok olan güçsüz insanlar kendilerini korumak amacıyla bir araya gelerek doğal yasalara aykırı olan yasaları yapmışlardır. Bu ise doğal yaşama bir aykırıdır diyecekler ve neydi zaten bizim en önemli sofist filozoflarımız Georgias ve Protagoras da ne diyecek? Devlet aslında insan özgürlüğünü kısıtlar diyecek. Onun için diyecek İdeal toplumsal düzen herkese göre değişir. Çünkü ideal düzen doğada kalmıştır. Siz onu yapaylaştırdınız diyecek sofistler. Hemen anarşistlere bakalım. Anarşistler ne demiş? Her türlü siyasi kural ve otoriteyi biz reddediyoruz demişler. İnsan üzerindeki tüm kısıtlama ve zorlamalar kaldırılmalı. Otoritesiz ve devletsiz bir düzen kurulmalıdır. Zaten bildiğiniz gibi anarşistler kural yıkıcılardır ve insanlar devlet olmadan aslında daha adil ve mutlu yaşayabilir diyecekler anarşistler. Yani her türlü hiçbir türlü bir siyasi kural istemiyoruz. Biz siyasi kuralsız daha mutluyuz. Devlet olmadan daha adiliz diyecekler. Peki temsilcilerimiz kim? Proton çıkacak, Sterner çıkacak ve Bakunin olarak karşımıza çıkacak. Peki nihilistler de kim karşımıza çıkacak. Tabii ki de hiçbir şey yoktur. O zaman ideal bir toplumsal düzen de yoktur diyen niçe karşımıza çıkacak. Bu akıma göre her türlü otorite insanın doğasına aykırıdır. Devlet insan üzerinde baskı kurarak onun doğallığını ve yaratıcılığını yok edecek. İnsanı sınırlayan bütün değer, kurum ve düzenler kötü olup yıkılmalıdır diyecek niçe Çünkü devlet insan üzerinde baskı kuracak. E ne olacak o zaman? Onun özgürlüğünü de yok edecek arkadaşlar. Doğallığını da yok edecek, yaratıcılığını da yok edecek, hayal gücünü yok edecek ve her türlü otorite de bizi aslında baskılayacak ve bizi sınırlayacak. Onun için tüm düzenler kötü olup yıkılacak. Bizim için bir ideal düzen yoktur. Geldim ideal düzen vardır diyen filozoflarıma ve onların akımlarına. Bir liberalizm akımı. Liberalizm yaklaşımına göre ideal bir siyasal düzen ne acaba üzerine kuruluyordu? Daha demin de söylediğimiz gibi tabii ki de özgürlük temeli üzerine kuruluyordu arkadaşlar. Liberalizm deyince hemen aklınıza özgürlük anahtar kelimesi gelecek ve sloganımız nedir? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Liberalizm birey karşısında devlet gücünün sınırlandırılmasını gerektiğini savunur. Devlet sadece arkadaşlar denetleyici bir rol üstlenmelidir. Bakın bunu unutmayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü liberalizm ne yapacak? Birey karşısında devlet gücü aslında indirilmelidir diyecek ama sıfıra indirilmeli demiyor. Neden? Çünkü devlet denetleyici rol üstlenmelidir. Nerede devlet denetleyici rol üstlenmelidir? Ticarette üstlenebilir diyecek mesela. Eğitimde üstlenebilir diyecek. Güvenlikte üstlenebilir diyecek. Ama diyecek yine de birey karşısında devlet gücü sınırlandırılsın diyecek. Sonrasında ise bireyin kendini gerçekleştirilmesi özgürlüğe bağlıdır. Devlet bizi denetlesin ama cüzi bir miktarda ama yine de bize karışmasın, bizi özgür bıraksın diyecek. Peki temsilcilerimiz kim olarak karşımıza çıkacak? Tabii ki de Adam Smith çıkacak, John Locke çıkacak ve tabii ki de John Stuart Mill olarak karşımıza çıkacak. Sloganımız ise bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Tabii ki de özgürlük anlayışı olarak bu sloganı unutmayın liberalizm. Tabii ki de liberalizme karşı bir anlayışım ortaya çıkacak sosyalizm. Sosyalizm yaklaşımına göre ideal bir siyasal düzen ne üzerine kurulacaktı? Fotoğrafta da gördüğünüz gibi eşitlik temeli üzerine kurulmalıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü diyecekler ki liberalizm zengini zengin yapacak, fakiri daha fakir yapacak diyecekler. Sosyalizm ise eşitlik isteyecek. Sosyalizm sınıfsız eşit, ideal bir toplum düzeni oluşturmak isteyecek, özel mülkiyet diyecek ortadan kalksın ve üretim araçlarının devlet tekelinde toplansın diyecek. Üretim araçlarını devlet denetlesin diyecek. Bunu savunacak. Temsilcileri kim olarak karşımıza çıkacak? En önemlisi tabii ki de Karl Marx çıkacak. Robert Owen çıkacak. Saint Simon ortaya çıkacak. Tabii ki de bizim için önemli olan filozof burada Karl Marx. Neymiş sosyalizm deyince aklımıza eşitlik anlayışı geliyormuş arkadaşlar. Geldim. Üçüncü anlayışım adaleti temel alan yaklaşım. Burada da gördüğünüz gibi diğer adıyla neydi? sosyal demokrasi olarak karşıma çıkacak hemen buraya not aldım. Ne özgürlük ne de eşitlik tek başına toplumları ideal düzene ulaştıramamıştır diyecek adaleti temel alan yaklaşım. Bakın neydi? Özgürlük liberalizm, eşitlik neydi? Sosyalizm. Bu nedenle özgürlük ve eşitliği kapsayacak ve ideal düzeni sağlayacak başka bir temele ihtiyaç vardı. Yani ben özgürlük ve eşitliği birleştirmeliyim. O temel neydi benim için? Tabii ki de adalet olarak karşıma çıkacaktı. Hukuk devletin temeli olmalıdır diyecek. Adaleti temel alan yaklaşım burada da gördüğünüz gibi, adaleti temel alan yaklaşıma göre peki özgürlük ne anlama gelecek? Bireyin çalışma, düşünce ve yaratma özgürlüğü olarak karşıma çıkacak. Eşitlik ne olarak karşıma çıkacak? Herkesin kanun önünde aynı haklara sahip olmasıdır. Ne yapıyor da adaleti temel alan yaklaşım liberalizmi ve sosyalizmi birleştiriyordu, sentezliyordu ve sosyal demokrasi olarak karşıma çıkıyordu diyebilirim. Geldim ütopyalara ve distopyalara ama tabii ki de başlayayım ütopyalar. Ütopyalar nedir arkadaşlar? Ütopyalar olması istenilen insanların mutlu olduğu ideal toplum tasarımlarını gördüğünüzden diyeceksiniz ki hocam bunlar ütopyadır diyeceksiniz. İnsanlar mutlu devlet mutlu insanlar mutlu. Bu kavramı ilk kullanan kişi ise Thomas More'dur. Thomas More'u kesinlikle unutmayın. Ütopya adlı eseriyle de zaten ünlüdür. Ve hemen bakalım bunu kesinlikle ezberlemenizi istiyorum. Devlet Platon'un eseridir. Erdemli Kent Farabi'nin eseridir. Ütopya Thomas More'un eseridir. Güneş Ülkesi Campanella'nın eseridir. Yeni Atlantis Francis Bacon'ındır. Bunları kesinlikle ezberlemenizi istiyorum. Hatta içeriklere de bakmanızı istiyorum. Ve vaktiniz varsa lütfen bu kitapları kesinlikle okuyun arkadaşlar. Karşınıza çokça çıkacak ve eminim ki çokça beğeneceksiniz. Gelelim distopya'ya. Bakın burada mutlu şehirler vardı, mutlu kentler vardı. Peki hocam distopya nedir? Distopya nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İstenmeyen ütopyadır. Biz artık bakın burada mutlu devletler vardı ya Burada ise tam tersi korku ütopyaları var. Bizim gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlamak için kullanacağımız tanımdır. Ütopik toplum anlayışın antitezi olarak kullanılan distopya otoriter ve baskıcı bir sistem. Yani tam tersine devlet baskıcı olacak, özgürlüğü kısıtlayacak, otoriter olacak. Yani karanlık dünyalar, karanlık devletlere biz ne diyeceğiz? distopya yani istenmeyen ütopya, korku ütopyaları. Peki neymiş iki ünlü eserimiz? Kesinlikle bilin bunları. Cesur Yeni Dünya, Huxley 1984 kesinlikle bildiğiniz ve okuduğunuzu varsayıyorum. George Oliver olarak karşımıza çıkacak diyebiliriz. Geldik son konumuz olan birey ve devlet ilişkisine. Neymiş birey ve devlet ilişkisi? Filozoflarımız burada neyi tartışmış acaba? Felsefe tarihi boyunca bireyin devlete karşı görev ve sorumlulukları, devletin bireye karşı görev ve sorumlulukları ne yapılıyor arkadaşlar? Tabii ki de tartışılıyor. Ne tartışılıyor biliyor musunuz? Acaba diyorlar filozoflarımız birey mi devlet içindir, devlet mi birey içindir? Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Demokratik toplumlarla, modern toplumlarla birlikte günümüzde yani birey ve devletin birbirine karşı hak ve görevleri olduğu kabul ediliyor. Yani deniliyor ki birey de devlet içindir, devlet de birey içindir diyorlar. Ama tabii ki de felsefe tarihi boyunca bu ve bunun gibi sorular ne oluyor? Tabii ki de tartışılıyor. Burada size en önemli birey ve devlet ilişkisinde ortaya çıkan filozoflarımızdan Yusuf Has Hacibi verdim. Ve en önemli eseri Kutatku Bili'yi verdim. Bu eseri de okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Kutatku Bilik adlı eserinde birey toplum ilişkisini ele alıyor Yusuf Has Hacip ve diyor ki devletin ideal bir devlet olabilmesi için akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerekir diyor aslında Yusuf Has Hacip. Ve Yusuf Has Hacip'e göre hükümler cesur, bilge ve akıllı, erdemli, dürüst ve adil olmalıdır, zalim olmamalıdır. Yani ne yapıyor? Hem bireye bakıyor, hem devlete bakıyor, hem hükümdarı değerlendiriyor olur da karşınıza çıkarsa diye söylüyorum. Birey ve devlet ilişkisinde arkadaşlar Montesquieu karşınıza çıkabilir, Karl Popper karşınıza çıkabilir. Daha demin işlediğimiz filozoflardan John Locke karşınıza çıkabilir, Jean-Jacques Rousseau çıkabilir. Lütfen onların görüşlerine de bir göz atın diyelim ve hemen geçiyorum. Konu biterken nelere baktık? Siyaset, siyaset bilimi ve siyaset felsefesi nedir dedik? Üçünün ayrımını teker teker inceledik. Siyaset felsefesinin temel kavramlarına baktık. Halk, hukuk, adalet, iktidar nedir gibi kavramları aslında konunun içine yaydım sizin için. Siyaset felsefesinin temel sorularını inceledik. Hepsine 10 tane sorumuz vardı. Hepsine teker teker baktık. Hak, adalet, özgürlük, iktidarın kaynağı nedir dedik temel hak ve özlükler açısından egemenlik sorununa baktık neydi bunlar geleneksel egemenlik vardı karizmatik egemenlik vardı sivil topluma baktık bürokrasiye baktık bireyin temel haklarına baktık sonrasında ideal bir devlet düzeni var mıdır dedik hatta dedik siyaset felsefesinin en önemli konusudur dedik ve en son da itopyalara baktık sonrasında ise birey ve devlet ilişkisine göz attık arkadaşlar ve en son olarak da tabii ki de ödüllü sorumuz kaldı karşınızda çözeceğinize eminim verdiğim tiyoları kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.